Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili dostlar, hayırlı, huzurlu, bereketli günler Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde aydınlık yarınlar inşallah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve Ala Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وَأَكُمْ من الصالحين صدق الله العظيم منافقون سوره ايه 10 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Enfik yebne Adem'e yunfak alike. Enfik yebne Adem'e yunfak aleyke. Sadaka Resulullah fi ma qal ev kema qal. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle, Celale, Celle Celaluhu Bakara suresinin 195. ayetinde Allah yolunda bağışta bulunun. Allah yolunda cihad etmekten veya bağışta bulunmaktan kaçınarak kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın, yaptığınızı güzel yapın. Muhakkak ki Allah iyilik yapan ve iyi kullukta bulunan kullarını sever buyuruyor. Bu emir sahip olduklarımızın da gerçek sahibi olan Allah'ın emridir. Mülkün sahibi olan Allah, geçici bir süre için kontrolümüze verdiği mal ve mülkten bağışta bulunmamızı istiyor. Bundan kaçınmanın tehlike olduğunu bildiriyor. Bu ayetin indiriliş sebebi üzerinde durursak, herhalde meseleyi daha iyi anlamış oluruz. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri anlatıyor. İslam'ın ilk yıllarında canımızla, Malımızla her şeyimizle İslam'ın hizmetine koşmuştuk. Zamanla elimizdeki imkanların çoğunu kaybettik. Bu arada İslam'a hayatını vakfedenlerin sayısı da çoğalmıştı. Bir ara hizmet biter gibi olmuş biz de kaybettiğimiz imkanları yeniden elde edebilmek için cihada ara vermeye karar vermiş ve bunu uygulamaya başlamıştık. İşte o zaman bu ayeti kerime indirildi. Cihadı İslam'a hizmeti bırakıp şahsi işlerle uğraşmanın kendi kendini tehlikeye atmak olduğunu bildiriyordu cihadı, İslam'a hizmeti bırakıp şahsi işlerle uğraşmanın kendi kendini tehlikeye atmak olduğunu bildiriyordu. Bakara Suresi 195. Ayette Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, demek ki tehlikeli malı Allah yolunda dağıtma değil, asıl tehlike tehlike malı Allah yolunda dağıtma değil asıl tehlike Allah için vermemek malı tehlike malı Allah yolunda dağıtmak değildir ya Allah için vermemektir bedenle olsun mal ve mülkle olsun İslami hizmetlere İslami hizmetlere talip olmamak, İslami hizmetlere koşmamaktır. Asıl tehlike budur. Malını İslam yolunda, Allah yolunda harcamamak ve İslami hizmetlere koşmamak asıl tehlikeli tehlikedir. Şurası bir gerçektir ki ne kadar yığsak, mal biriktirsek, ne kadar biriktirirsek, biriktirelim neticede hepsini bırakıp gidiyoruz. Dünya malı senin olsa hepsini bırakıp gitmeyecek misin? O dünya malı senin olduğu zaman seni bu dünyada tutacak mı? Bizi öbür tarafta kurtaramayacak şeylere ne kadar çok sahip olursak olalım bunların ne kıymeti olabilir? Bakın Allah Resulü bizleri ne güzel ikaz ediyor. Adem oğlu Adem oğlu, malım, malım deyip durur. Evet, öyle denilmiyor mu? Malım, benim malım. Evim, arabam, çiftliğim, yatım, katım, uçağım, benim, 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 benim. malım, malım, malım deyip durur. Ey Adem oğlu, yiyip de tükettiğin, giyip de eskittiğin, Allah için verip de önceden gönderdiğin hayırdan başka ne malın var senin? Yiyip tükettin. Giyip eskittin. Allah için ne verdiysen hayatında yaşarken verdin. İşte o hayattayken gönderdiğin hayırdan başka neyin var? Müslim Zühd 3 Müsned 4'e 24 hadisleri. İşte bununla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geride kalan malın gerçekte bizim malımız olmadığını, mirasçılara kalacağını, gerçek sermayemizi arttırmamız gerektiğini bildirmiş oluyor. Yani yediğinden, içtiğinden, giydiğinden, kuşandığından ve ölmeden öncesine gönderdiğin mal senin. Ama geride kalan mal sen bıraktın, sen bitir, biriktirdin ve bıraktın. Ama artık o senin değil. O mirasçıların. Evet. Geride kalan malın gerçekte bizim malımız olmadığını, mirasçılara kalacağını gerçek sermayemizi arttırmamız gerektiğini bildirmiş oluyor bununla sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. İnsanın gerçek sermayesi verdiği zekattır, sadakadır, iman ve Kur'an hizmeti için harcadıklarıdır, kurbanlarıdır. Hayır hasenatı neyse işte hepsi meşru dairede kullandıklarıdır. Meşru dairede ne kullandıysa işte onlardır. Allah Resulü Aynı zamanda bize ihtiyaçtan fazlasını vermenin hayırlı, onu dağıtmayıp tutmanın da şerli olduğunu bildiriyor. Allah Resulü bize ihtiyaçtan fazla ne varsa onu dağıtmanın, vermenin muhtaçlara ihtiyaç sahiplerine, gerekli yerlere vermenin ve onu dağıtmayıp da elini sıkıp cimrilik yaparak tutmasının da şerli olduğunu bildiriyor. Keşfül Hafa 1'e 210 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca şu tavsiyelerde bulunuyor. Ey Adem oğlu, ver ki sana da verilsin. Ver ki sana da verilsin. Evet, keşfül hafa. Önceki hadis de Müslim zekat bölümü 97, Tirmizi Züt 32, Müsnet 2'ye 362'de bahsediliyor. Evet, ey Adem oğlu, ver ki sana da verilsin. Sadaka malı eksiltmez. Sadaka malı eskitmez, eksiltmez, noksanlaştırmaz. Bu da Müslim 169, Tirmizi 182, Ebu Davud Zekat 34'te geçmekte. Yine kesenin ağzını bağlama. Senin de rızkın bağlanır. Kesenin ağzını bağlama, senin de rızkın bağlanır. Ver, sayma. Şu kadar verdim diye sayma. Sana da sayıyla verilir. Sen sayarak verirsen sana da sayıyla verilir. Malını kilere kapatma, depoya kapatma, kasaya kapatma. Senin de rızkın kapanır. Kesenin ağzını bağlama, senin de rızkın bağlanır. Ver, sayma. Sana da sayıyla verilir. Malını kilere kapatma. Senin de rızkın kapanır. Buhari Hibe 15, Müslim Zekat 88, Müsned 6 345 346. sayfalarda geçmekte bunlar bu hadis-i şerifin asılları sevgili dostlar. Evet. Malı hapsedip vermeme maddeten dahi kazançlı değildir. Çevremizde bunun birçok örneklerini görürüz. Allah için vermek ise bolluğa, berekete sebep olur. Allah için vermek bolluğa, berekete sebep olur. Allah kanununu böyle koymuştur. Rızası için verene vermekte, vermeyenden de kısmaktadır. Evet. Allah rızası için verilene verene Allah da veriyor. Sen Allah rızası için verdin mi sana verilir. Vermeyenden de bir, bir şekilde alınır. Bir de bakmışsın ki elinde bir şey kalmamış iflas bayrağınız çekmiştir. Evet sevgili dostlar mümin ve mümine kardeşlerim dünyada bolluk ve bereket ahirette de bol bol sevap ancak böyle davranmakla mümkün olacaktır orada pişman olmamak, ahiret yurdunda pişman olmamak için burada Allah rızası için, Allah yolunda vermek gerekir. Bir ayeti kerime bu hususa dikkatimizi çekiyor. Münafikun suresi 10 ve 11. ayetlerde buyuruluyor ki, Sizden birini, biriniz veya sizden birine ölüm gelip de Ey Rabb'im ne olurdu bana biraz daha mühlet verseydin. Verseydin de malımın sadakasını verip iyi insanlardan olsaydım demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunun. Birçok insanın dediği bu. Ey Rabb'im ne olurdu bana biraz daha mühlet verseydin de malımın sadakasını verip iyi insanlardan olsaydım böyle demeden önce size Allah ne rızık verdiyse ne verdiysek ondan bağışta bulunun, tasaddukta bulunun, ihtiyaç sahiplerine harcayın. Eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü Allah geri bırakacak değildir. Eceli geldi mi iş bitti. Bir saat öne bir saat sonra alınmaz. Evet eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümü ve ölümünü Allah geri bırakacak değildir. Bütün yaptıklarınızdan Allah hakkıyla haberdardır. Ne mutlu bu gerçekler çerçevesinde mal ve mülkünü kullanabilenlere. Yüce Mevla cümlemizi mal, servet, ömür, hayat, evladı, iyal, hepsini Allah yolunda kullanan zümreye dahil eylesin. Ve sıratı müstakiminden ayırmasın kazancımızı helalından kazanmayı ve helal yollara Allah'ın razı olacağı yerlere de harcamayı nasip ve müyesser eylesin. Her türlü haramlardan, belalardan, musibetlerden nefsimizi, neslimizi Yüce Mevla muhafaza buyursun. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَحْصَاهُمْ عَدَدًا سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدًا سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سبحان من يراني ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين Salli ve sellim ala eşrefi nuri cemi'i l-enbiyai vel-mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. <Sessizlik> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun, hakta, huzurda kalın, selametle yaşayın inşallah. مرحبا مرحبا في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته